Optimizasyon problemi örneği 1. Bu videomuzda daha önce konu anlatımını yaptığımız optimizasyon problemlerini bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Boş bir arazinin 3000 metrekarelik kısmı dikdörtgen biçiminde ayrılıp kenarları telle çevrilerek bahçe yapılmak isteniyor. Bu bahçenin 3 kenarında metresi 3 lira, bir kenarında metresi 1 lira olan tel kullanılacaktır. Maliyetin en ucuza gelmesi için işte burada kritik yer geldi. Optimizasyon problemleri bir şeyin maksimum veya minimum değerini hesaplamada kullanılır. Biz de burada maliyetin en ucuza gelmesi demekle maliyetin en az olmasını istiyoruz. Yani optimum en az olması durumundan bahsediyoruz. İçin bahçenin kenar uzunlukları ne olmalıdır? En ucuz olması gereken değeri değil de onu en ucuz yapan kenar uzunluklarının peşindeyiz. Şimdi bir optimizasyon problemiyle karşılaştığımızda birinci adım soru içinde söylenen cümleleri matematiksel denklemlere çevirmektir. Birinci adım bu olmalıdır. Boş bir arazinin 3000 metrekarelik kısmı dikdörtgen biçiminde ayrılıp kenarları telle çevrilerek bahçe yapılmak isteniyor. Şimdi bu ilk cümleye biraz odaklanalım. 3000 metrekarelik bir alan dikdörtgen biçiminde ayrılacak. 3000 metrekarelik kısmı dikdörtgen biçiminde ayırdık. Bunun kenarlarına x, buralara da y dersek, x çarpı y'nin 3000 olduğunu biliyoruz. İşte ilk cümle bize bunu söyledi. Dikdörtgen biçiminde bir alan ayırdık. Kenarlarını x ve y diye isimlendirdik. Aradığımız şeyler bu x ve y. X çarpı y'nin de 3000 olduğunu biliyoruz. Çünkü bu bahçede ayırdığımız alan bu. Devam edelim. Bu bahçenin 3 kenarında metresi 3 lira, bir kenarında metresi 1 lira olan tel kullanılacaktır. 3 kenarda 3 lira olan tel kullanacağız. Bir kenarda 1 lira olan tel. Bunda 3 liralık tel kullanalım. Bunda da 3 liralık tel kullanalım. Bunda 1 liralık tel kullanalım. Bunda da 1 liralık tel kullanalım. Pardon. 3 kenarında 3 liralık. Bunda da 3 liralık tel kullanalım. 3 tanesinde 3 lira. Hangi 3 olduğuyla uğraşmayın. Rastgele 3'ünü seçin. Ona göre x ve y'ler çıkar zaten. O yüzden 3 kenarda 3 liralık tel kullanıyoruz. Bir kenarda 1 liralık tel kullanıyoruz. Tel kullanılacak. Maliyet ne olur bu durumda? Maliyet. Burada 3 liralık tel kullanıyoruz. X metre burası. 3 ile x'i çarpınca o kenarın maliyeti çıkar. Burada 3 liralık tel kullanıyoruz. Uzunluğu x, 3 ile x'i çarpınca 3x de oranın maliyeti. Burada 3 liralık tel kullanıyoruz. 3 ile y'yi çarpınca buranın maliyeti. Burada 1 liralık tel kullanıyoruz. 1 ile y'yi çarpınca da buranın maliyeti. Y. Yani kısacası maliyetimiz 6x artı 4y oldu. İşte maliyetin en ucuza gelmesi için bu 6x artı 4y'nin en küçük olması için bahçenin kenar uzunlukları ne olmalıdır? Bunun en küçük değeri sorulmuyor. X ne olmalı? Y ne olmalı? İşte biz sorumuzu şu an gerekli bütün matematiksel denklemlere döktük. Yukarıdaki soruyla bağımızı kopartabiliriz artık. Yukarıdaki soruyla işimiz kalmadı. Biz şu an neleri biliyoruz? Ona odaklanalım. Biz x çarpı y'nin 3000 olduğunu biliyoruz. 6x artı 4y'nin en küçük olmasını sağlayan x ve y'yi arıyoruz. Geri kalanlar da önemini yitirdi. X çarpı y 3000, 6x artı 4y en küçük olması lazım. En küçük olması istenen şeyi tek bilinmeyene getireceğiz. Buradaki bu adım en önemli adımdır. En küçük olması istenen denklemi tek bilinmeyene getireceğiz. Tek bilinmeyene
getirmeliyiz. Matematik cümlelerine döktükten sonra yapmamız gereken en önemli adım burasıdır. 6x artı 4y'yi tek bilinmeyene getireceğiz. Tabii ki bunun için kullanacağımız şey bu olacak. Burada x'i yalnız bırakırsak, x eşittir 3000 bölü y. Ben x'i yalnız bırakmayı tercih ettim. Bazıları gidip y'yi yalnız bırakabilir. 3000 bölü x. Hiçbir farkı yok. X eşittir 3000 bölü y. Bunu götürüp denklemimizde yerine koyarsak 6x artı 4y. En küçük olması istenen şey bu. Bunu tek bilinmeyene getireceğim. Buradaki x'in yerine getirip 3000 bölü y koyuyorum. 6 çarpı 3000 bölü y artı 4y. Çarpınca 18 bin bölü y artı 4y oldu. Sorulanın en küçük olması istenen şeyi tek bilinmeyene getirdim. En küçük olması istenen şeyi tek bilinmeyene getirdikten sonra sıradaki adımımız onun türevini alıp sıfıra eşit demektir. En küçük olması gereken şeyin türevi alınıp türev al, sıfıra eşit de. Sonra türevi sıfır yapanlarla tablo yap, hangisinin maksimum minimum yaptığını tespit et. İş budur. Türevini alıyoruz bunun. Şimdi bunun türevini alırken 18.000 bölü y var. Bunun tamamı y'li olduğu için y'ye göre türev alıyorum. Şunu şöyle düşünelim. 18.000 y üzeri eksi 1. Aşağıdaki y'yi yukarı aldım. Üst başa geçer, üst 1 azalır. Eksi 18.000 üst 1 azalınca y üzeri eksi 2. 4y'nin türevi ise 4 olur. Eşittir 0. Bunu çözerken şu eksi 18.000 y üzeri eksi 2'yi diğer tarafa atalım. 4 eşittir 18.000 artıya dönüşecek diğer tarafa atınca. Y üzeri eksi 2'yi de aşağıya çevirelim. Y üzeri eksi 2'yi aşağı çevirdiğimizde y kare olur. Bu y kare ile bu taraftaki 4'ü çarparsak 4y kare eşittir 18.000. 4'e bölersek y kare eşittir 4500. Y'nin karesinin 4500 olduğunu bulduk. Dolayısıyla buradan y için iki ihtimal vardır. Y bir kök 4500 veya bunun eksilisi eksi kök 4500'dür. Burada da bunun 900 çarpı 5 olduğunu görelim. 900 dışarıya 30 olarak çıkar. Yani y 30 kök 5 veya eksi 30 kök 5'tir. Biraz mantıklı olursak y kenar uzunluğu olacağı için zaten bunun olma şansı yok ama sınavda y 30 kök 5'tir dediğimizde hoca da cevabı kabul etmez. Bizim bunun minimum yaptığını göstermemiz gerekiyor. Şimdi tabloya giriyoruz. Türevin tablosu. Türev nerede? Türev şu ifademiz, türevimiz. Türevin işaret tablosunu yapıyorum. Türevi sıfır yapanlarımız bir eksi 30 kök 5'imiz var. Bir de 30 kök 5'imiz var. Buradaki y 30 kök 5'in bu cevabı, buradaki denklemi en küçük yaptığını ispatlamamız gerekiyor. Burada da türev var. Şu türevi de doğru düzgün yazalım. Eksi 18.000 bölü y kare artı 4 türevin kendisidir. Buradaki türevin işaretlerini belirleyeceğiz şimdi. 30 kök 5'ten büyük bir sayı seçersek, 30 kök 5'ten büyük seçeceğimiz sayı ne var? Şunu 40 kök 5 seçelim mesela. 40 kök 5 seçersek, 40'ın karesi 1600. Şuradan sayı seçip buraya koymalıyız. 40 kök 5 seçtim bu taraftan. 40'ın karesi 1600, kök 5'in karesi 5 çarparsak 1600 ile 5'i 8000 eder. Eksi 18.000'i 8000'e bölersem 3'ten küçük bir şey çıkar. Eksi 3 gibi bir değer, eksi
4'ten kısacası küçük pozitif ediyor kısacası. Uzattım biraz. Yaptığım işlem buradan bir sayı seçip buraya koyduğumda buranın işareti ne olur bile. Buranın işareti belirlerken eksi 30 kök 5 ile 30 kök 5 arasında 0 var. 0'ı alıp gidip koydum. 0'ı koyamıyorum. Y 0 olamaz tabii ki. Buradan 1 alalım. 1 koyarsak eksi 18 bin artı 4 burası negatif. Şurada yalnız şu tuzağa düşmeyelim. Bunun paydasını 0 yapan değer var. Şurayı silelim şu eksiği. Türevin işaret tablosunu yaparken paydayı 0 yapan değeri de türevin işaret tablosuna koymak zorunluluğumuz var. 1 koyunca negatif oldu. Eksi 1 koyduk buradan. Eksi 1'i koyduğumuzda da artı 1 oluyor. Yine negatif. Bu taraftan eksi 40 kök 5 koyarsak yine pozitif edecek. Arttı. Azaldı. Azaldı. Arttı. Burası bir maksimum. Burası da azalıp arttığı için minimum. Evet, 30 kök 5'i minimum yaptığını anladık. Y eşittir 30 kök 5 minimum yapıyor. Biz dikdörtgenin iki kenarını bulacaktık. Eğer ki bu maliyetin minimum olmasını istiyor olsaydı, bu 30 kök 5'i gidip yerine koyacaktık şurada. Şu ifadede, çünkü bunun minimumunu istiyorduk. X 3000 bölü y idi. X'in de ne olduğunu bulalım şimdi. X eşittir 3000 bölü 30 kök 5. 30 da şuradan şu gider, 100 olur. Eşleniyle çarparsak 100 kök 5 bölü 5'ten 20 kök 5. X'i de 20 kök 5 olarak. Bu işlemin maliyetinin en ucuz olabilmesi için, en ucuza gelebilmesi için dikdörtgenin kenarlarından birisinin 20 kök 5, diğerinin 30 kök 5 olması gerekiyor. Maliyetin en ucuz kaç olması gerektiğini sorsaydı bu bulduğumuz 30 kök 5'i götürüp maliyeti temsil eden şu denklemde yerine koyacaktık. Ama şu an ona gerek yok. Bu sorumuzu burada bitirmiş oluyoruz. Şimdi adımlarımızı bir tekrar gözden geçirip bu videomuzu noktalayalım. Elimizde bir problem vardı. İlk iş onu matematiksel denklemlere döktük. Birinci adım matematiksel denklemlere döktük. Elimizde x çarpı y'nin 3000 olduğu, 6x artı 4y'nin en küçük olmasını sağlayan x ve y'yi arıyorduk. En küçük olması istenen denklemi tek bilinmeyene getirdik. Buradaki x çarpı y'nin 3000 olduğunu biliyordum. X'i yalnız bıraktım. Gittim buradaki x yerine 10'u koydum ve tek bilinmeyene getirdim denklemi. Tek bilinmeyene getirdikten sonra o denklemi, onun türevini alıp türevini 0 yapan y değerlerini buldum. Ve bu y değerlerinden hangisi onu minimum yapıyor onu belirledim. 30 kök 5 bunu minimum yapıyor. Yani maliyetin en küçük çıkmasını sağlayan y değerimiz 30 kök 5. Y'yi 30 kök 5 bulduktan sonra bana x lazımdı. Onu da götürüp x eşittir 3000 bölü y olduğundan orada yerine koyarak y'yi de bulmuş oldum. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.